Kıbrıs müzakerelerinde yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında liderler yeniden bir araya geldi. Müzakerelerin ikinci turu yoğunlaştırılmış şekilde devam ediyor ve geriye kalan 6 görüşme içerisinde de liderler kritik konuları yeniden masaya yatıracak. Ve öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs sorununa ilişkin önemli konuları, önemli soruları bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ile beraberiz. Sayın Bakanımız, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Efendim, evet, müzakereleri yıllardır konuştuk, konuşuyoruz ama artık son viraja girildiği gibi görülüyor. Zira yoğunlaştırılmış müzakerelerinde ikinci turu başladı. Liderler bugün son 7 görüşmenin ilkini gerçekleştirdiler. Bu 7 görüşme zarfında kritik konuların masaya yatırılacağı ve üzerinde az da olsa uzlaşmaya varılamayan konuların tamamlanması hedefleniyor. Bunun dışında da son olarak Ankara'dan da verilen mesajlar, Lefkoşa'dan da verilen mesajlar 2016'nın bu çözüm denemesi için son tarih olduğu belirtiliyor. Genel anlamıyla gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi 2016 işte en fazla 2017 Mart ayına kadar bir süre öngörülüyor. Bu süre içerisinde 50 yıldır sürdürülen Kıbrıs konusundaki müzakereler ya bir olumlu netice verecek veya vermeyeceği net bir şekilde ortaya çıkacak. Sonuçta şunu söyleyebiliriz, çok kısa bir zaman dilimi kaldı önümüzde. Bu kısa zaman dilimi içerisinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmaması da gerekir. Anlaşma olsa da öyle, olmasa da öyle. Dolayısıyla yolun sonuna geldik. Yıllardır arzu ettiğimiz yere geldik sayılır. Öyle görünüyor. Bunun nasıl sona erdirileceği ayrı bir tartışma konusu. Onun içine de gireriz. Yani referandumlar yapma noktasına gelinerek mi bu süreç sonlanacak? Yoksa benim tahmin ettiğim gibi Rum tarafı krize oynayarak referandumlara gitmeden bu süreci sonlandırmayı mı tercih edecek? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi son yoğunlaştırılmış müzakereler sürecine girildi. 6-7 görüşme sonrasında nerede olduğumuz daha net bir şekilde ortaya çıkacak ama ben tekrar her zaman yaptığım gibi en kritik soruyu gündeme getirerek değerlendireyim. Yani Kıbrıs sorunu nedir? Türk tarafı ile Rum tarafının Kıbrıs sorununun ne olduğuna yönelik bir ortak tanımlaması var mı? Aynı sorunu mu çözmeye çalışıyoruz? Rum tarafı bizim çözmeye çalıştığımız Kıbrıs sorununu mu çözmeye çalışıyor yoksa kendine göre tarif ettiği bir Kıbrıs sorunu var ve o sorunu çözmeye mi çalışıyor? Bu bana göre en temel konu. Ve her zaman söylediğim gibi sorunun, çözmeye çalıştığımız sorunun tarifinde bir mutabakatımız yokken bunun çözümünde nasıl bir mutabakatımız sağlanacak? Ben bunu yıllardır merak ediyorum, soruyorum. Ama böyle bir soru yokmuş gibi kimse buna cevap vermeye çalışmıyor. Bir popülizm, işte Kıbrıs sorununu çözelim. Güzel sevgili kardeşlerimiz, değerli kardeşlerimiz, çözelim. Ama önce hangi sorunu çözeceğimizi bir belirleyelim. Ve karşı tarafın bizimle beraber aynı sorunu çözmeye çalışıp çalışmadığını da netleştirelim. Dolayısıyla benim büyük bir beklentim yok. Daha doğrusu hiçbir beklentim yok bu müzakere sürecinden. Ama Sayın Akıncı'nın büyük bir beklentisi olduğu ortada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ben onun beklentisini de paylaşmıyorum. Bu süreçle ilgili iyimserliğini de paylaşmıyorum. Rum tarafından hemen hemen her gün çıkan beyanatlara baktığımızda da Sayın Akıncı'nın nereden bu kadar iyimser olduğunu tespit etmek de kolay değil. Nasıl bu kadar iyimser olunabiliyor? Güzel yurt verilmezse anlaşma olmaz. Türkiye askeri adada kalamaz. Garanti olamaz
daha bir yığın örneği var bunların. Bunları söyleyen karşı tarafla siz yoğunlaştırılmış görüşmelere girseniz ne, girmeseniz de. Yani ne çıkacak bunun sonucunda? Evet, bunları söylediğimiz zaman da malum bir kesim tarafından çözüm karşıtı, barış düşmanı olmakla eleştiriliyoruz. Buna da alıştık. Yıllardır aynı saçmalık devam ediyor. Ben de her zaman söylediğimi burada bir kez daha tekrar edeyim. Esas anlaşmanın önünde engel olanlar, Rum tarafına çözüm için yalvarıp yakaran insanların ta kendileridir. Çok çözümcü olduğunu iddia edenler, çözüm, 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 sabah öğlen akşam çözüm diye yalvarıp yakaranlar, Rum tarafına bizim çözüme çok ihtiyacımız var. Bundan başka seçeneğimiz de yok, başka çıkar yolumuz da yok. Bütün sorunlarımızın temelinde yatan Kıbrıs sorunudur. Bunu çözmemiz gerekir, bizim buna ihtiyacımız var. Türünden edebiyat yapıp yaklaşım gösterenlerdir Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamamasının esas nedenleri. Karşı tarafın yerine koyun kendinizi. Kendinize eşit görmediğiniz bir Türk tarafı var. En iyi şekliyle azınlığınız diye gördüğünüz bir Türk tarafı var. O taraf sabah öğlen akşam yalvarıp yakarıyor size çözüm, çözüm, çözüm diye. O zaman ne yapacaksınız siz müzakerelerde? Müzakere eder gibi görünüp koşullarınızın tümünün bu kadar çözüm için yalvarıp yakaran tarafın tarafından kabul edileceği günü beklersiniz. Zamana oynarsınız. Rum tarafı da yıllardır bunu yapıyor. Gerçekleri, müzakere süreçleriyle ilgili gerçek sıkıntıları gündeme getirenler, bizler kötü lanse ediliyoruz. Çözüm karşıtı diye suçlanıyoruz. Esas anlaşmanın önünde engel olan kesimler de çok çözümcü ve çağdaş insanlarmış gibi birbirlerini övmekten zevk alıyorlar. Bu ortam halen de devam ediyor. Şimdi ben bunları söylüyorum. Göreceğiz. Ne eleştiriler gelecek? Kimler tarafından gelecek? Bunları bir kez daha yaşayacağız. Ama tekrar edeyim. Bu söylediklerimize eleştiri getirenlerin ta kendileridir. Anlaşmanın önündeki engel. Peki, Cumhurbaşkanlığıyla hükümet arasında, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere hükümet arasında yaşanan bir gerginlik var. Müzakereleri etkiler mi etkilemez mi bilmiyoruz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduk. Ankara'da bu uyumsuzluk ya da fikir ayrılığı ya da polemik medyaya yansıyan, kamuoyuna yansıyan polemik gündeme geldi mi diye. Sayın Cumhurbaşkanı buna net bir yanıt vermedi gerçi ama özellikle bunun kendisinin de hoşnut olmadığı bir durum olduğunu belirtti. Öncelikle müzakerelerde hükümeti temsilen bir temsilcinin bulunmayışı noktasında eleştiriler var hükümet kanadından. Hükümetten kopuk ilerlediği noktasında bir değerlendirme var müzakerelerin. Bu bağlamda gerek Dışişleri Bakanı olarak gerek hükümetiniz adına sizce müzakerelerden kopuk olduğunuzu hissediyor musunuz? Bu bağlamda sizce bunun bir handikapı var mı hükümet adına keza? Var. Yani Sayın Akıncı bu süreci tamamen kendi siyasi saplantıları temelinde götürüyor. Şeyi unutuyor. Yani bu işin neticesinde anlaşma sağlandı diye bir yere varılsa bile bu sağlanacak olan anlaşmayı yaşatacak olan, bunu yaşayacak olan bir halk var burada. Bu halkın içinde çeşitli görüşler var. Sayın Akıncı'nın siyasi görüşleriyle daha uyumlu olan insanlarımız var. Sayın Akıncı'nın görüşleriyle hiç uyumlu olmayan insanlarımız da var ki bunlar büyük bir kesimdir. Bana göre sessiz çoğunluktur. Şimdi siz Sayın Akıncı bu müzakere sürecini kendi kişisel meselenizmiş gibi yorumlayıp sizin kendi siyasi saplantılarınızla, önceliklerinizle o temelde bu süreci götürmeye çalışırsanız halktan, bırakın hükümetten kopuk olup olmamayı, halktan kopuk götürüyorsunuz demektir. Halkta büyük bir tedirginlik var. Ne oluyor diye. Şimdi masada müzakere heyetinin içerisinde hükümetten biri var mı yok mu?
buradaki bir önceki müsteşar arkadaşımız varken, Erhan Erçin Bey varken müsteşar olarak müzakere heyetinde yer alıyordu. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Rum tarafı masada hükümet yetkilisi istemiyor. Çünkü onların tarifi müzakereler toplumlar arası görüşmelerdir, hükümetler arası değil. Masada herhangi birinin hükümeti varlığını yansıtacak olmasından rahatsızlık duyacaklarından masada hükümetten biri olmaması gerekir. Ben bir önceki Dışişleri Bakanlığım döneminde rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş'la çok masada beraber oturdum ama o zaman Rumlarla müzakere değil, aracılı görüşmelerdi. Karşımızda BM heyetleri vardı. O zaman oturuyordum. Başka dışişleri'den arkadaşlar da oturuyordu. Cumhurbaşkanlığından görevli arkadaşlar da oturuyordu. Şu anda o mümkün değil. Ha şimdi Sayın Erhan Erçin müsteşarken oturabiliyordu da, Sayın Başbakan'ın verdiği mesajın gerekçesi bu aslında. Bir önceki müsteşar masada oturuyordu da, şimdi müsteşar değişti, yeni gelen müsteşar niye orada oturmuyor? Tabii bunun izahatı şu, dışişleri müsteşarı olduğu için oturmuyordu. Dışişleri müsteşarı masada resmi olarak yeri olamazdı. O zaman Erhan Erçin olarak orada mı oturuyordu demek istiyorlar. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın kişisel takdirine bağlı mı? O günkü müsteşarını onaylıyordu çünkü siyasi görüşleri kendisiyle uyumlu bir müsteşardı buradaki. Şimdiki müsteşarın siyasi görüşleri Sayın Cumhurbaşkanı ile uyumlu değil demek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı herhalde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili fazla konuşmak da istemiyorum çünkü bildiğiniz gibi o benimle ilgili muhatabı olmadığımı söyleyen birisi. Muhatabı değilim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve ikide bir de benim aleyhime kampanya yürütmeye hevesli insanlara malzeme vermeye de şeyim yok şu anda. Çekindiğimden değil de işte yıl sonuna kadar müzakere süreci gidecek. Bunu sabote eden, Rum'un masadan kaçmasının gerekçesini yaratan biz olmayalım türünden görüşlerle tam da bütünüyle söylemek istediklerimizi söylemekten geri duruyoruz. Bu süreçle ilgili ben rahat olmadığımı başından beri söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi vizyonunu çok iyi biliyorum. 1999-2001 yılları arasında koalisyon ortağımızdı. Başbakan yardımcısıydı. Dışişleri Bakanıydı. O günlerden de hatırlıyorum. Çok tartışmalar yaşadık. Dolayısıyla Kıbrıs konusunun bir yere vardırılmasıyla ilgili süreçlerde bu kadar kendi siyasi saplantılarını tatmine yönelik bir şekilde hareket eden Cumhurbaşkanı'nın performansından rahat olmam mümkün değil. Müzakere süreçlerinde müzakere taktiği bildiğiniz gibi çıtayı yüksek tutmaktan geçer. Çıtayı yüksek tutacaksınız ki anlaşmaya varmak için taviz kaçınılmaz. Mutlaka taviz vereceksiniz karşılıklı olarak. Ama çıtayı yüksek tutarsanız verdiğiniz tavizler sizi kırmızı çizgilerinizden şey etmez. Geriye götürmediği için rahat bir al-ver sürecine girersiniz. Ama bizim ekibin performansına bakıyorum. Rum tarafı her türlü müzakere sürecini olumsuz etkileyen söylemi söylüyor. Müzakere masası dışında uyguladığı politikalarla Kıbrıs Türk'ünü dünyadan izole etme, Kıbrıs Türk'ünü dünyadan soyutlama politikasını olabildiğince götürüyor. Ambargoların daha da artarak devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Ve müzakere masasını olumsuz etkiliyor muyum acaba diye bir endişesi yok Rum tarafının. Bizim tarafta bunlara cevap veren bir cumhurbaşkanı ben görmüyorum. Hatırlayın sözcüsüne garantiler tabu değildir diye beyanat verdiren bir cumhurbaşkanı var şimdi.
Yani sözcü kendi aklına göre onu söylememişti. Benim iddiam odur ki onu ona söyleten Cumhurbaşkanı'ydı. Ortamı yoklattı. Nasıl bir tepki oluşacak diye. Olumsuz tepkilerin yoğunluğunu görünce de Sayın Cumhurbaşkanı şey söylemeye başladı. Tabii Kıbrıs Türk'ü güvenliğini Türkiye'den başka bir yerde görmez diye. Güzel. Bunları söyleme mecburiyetinde kalması da güzel. Ama bakın ben bir ince detayına gireyim bu konuda. Garantinin varlığı ve yokluğunu ortaya koyacak olan temel bir özellik var. Garanti var mı yok mu sorusunun cevabı şurada yatıyor. Türkiye'nin gerektiği takdirde tek taraflı müdahale hakkı var mı yok mu? Şimdi anlam planında da garanti var gibi gösterildi. Garanti yoktu. Evet, bir miktar Türk askeri burada kalacaktı. Garnizonunda kilitli kalacaktı. Dışarı çıkmak için BM Güvenlik Konseyi'nin onayına ihtiyacı olacaktı. Bu garanti değil. Garantinin varlığını bir tek unsur ortaya koyuyor. Gerektiği takdirde Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkı olacak mı, olmayacak mı? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir beyanat verdiğini duymadım. Şimdi Kıbrıs Türk'ü güvenliğini Türkiye'de görüyor demek. O da iyi bir şey de. Tek taraflı müdahale hakkı olmazsa olmaz diye bir söylem başka bir şey. Çünkü gerçek garanti orada. Neyse yani bütün bunları söylüyorum hep. Sayın Cumhurbaşkanı bunlara karşılık yine ne diyecek? Benim muhatabım değil diyecek. Müzakere sürecini sabote etmeye çalışıyor diyecek. Çözüm karşıtı diyecek. Bugün varlığıyla yokluğu belli olmayan bir siyasi oluşumun bir başkanı beyanat vermiş. Çözüm karşıtı Tahsin Ertuğruloğlu işte Akıncı'ya ayak bağı falan oluyor diye. Ayak bağı falan olduğumuz yok. Halka samimi bir şekilde duyduğumuz endişeleri aktarıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bu halk bizi seçti. Ben burada bu makamda oturuyorsam ve müzakerelerin gidişatı ile ilgili endişe duyuyorsam bu endişelerimi halkla paylaşmak benim görevim. Çözüm istemek başka bir şeydir. Bunu bir siyasi saplantı haline getirip ne pahasına olursa olsun her türlü tavizi verelim yeter ki çözüm olsun ve bu Türkiye'den kurtulalım. Psikolojisi başka bir şeydir. Çünkü çok çözümcü olanların temel güdüsü nedir Mert Bey biliyor musunuz? Çözüm derken. Onlar için önemli olan Türkiye'den kurtulmaktır. Onlar için çözüm Türkiye'den kurtulma demektir. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılan bir görüş mü değil mi onu söylemiyorum. Onun cevabını kendisi verir. Yani ben zaten muhatabı değilim. Ama halkımız içerisinde öyle bir marjinal dahi olsa kesimler var ki çözüm arzularının temelinde yatan Türkiye'den kurtulmaktır. Düşman Türkiye'dir. Peki şunu merak ediyorum. Daha doğrusu Kıbrıs Türk kamuoyu da merak ediyor görüşmeleri ve bu polemiği de takip edenler. Siz de Ankara'da bulundunuz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da Ankara'daydı heyetiyle birlikte. Temaslarda bulunuldu. Ankara'nın size bakış açısına ilişkilerinizin ne kadar iyi olduğu kamuoyuyla biliyor ama bu endişeleriniz, bu ifadeleriniz, hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasındaki bu uyumsuzluk, kamuoyuna yansıyan bu polemik Ankara'da nasıl kabul görüyor? Daha doğrusu nasıl karşılık görüyor? Şimdi ben her zaman yaptığım gibi yıllardan beri Kıbrıs konusu gündeme geldi mi, ne düşündüğümü, neyi eleştirdiğimi, ne beklediğimi, ne olması gerekir diye düşündüklerimi açık açık ortaya koyan birisiyim. Bunu yapmaktan hiçbir zaman geri durmam. Bunu yaparken de kişisel bir çıkar için yapmadığım için son derece rahatım.
Herhangi bir beklenti içerisinde olmadan söylüyorum. Bedelini ödemeye hazır olduğum için söylediklerimin söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bunları Ankara'da da söylerim. Benimle beraber seyahat eden meslek memuru arkadaşlarımız da bilir. Londra'da da söylerim, Amerika'da da söylerim. Nereye gidersem gideyim, Kıbrıs konusunu konuşuyorsak, bunu Brüksel'de de söylerim, Avrupa Parlamentosu'nda da söyledim, Avrupa Konseyi toplantılarına katıldığımda da söyledim. Burada bir tutarlılık olması gerekir. Bir duruşunuz olması gerekir. Savunduğunuz bir ilke, bir prensip, bir duruş olması gerekir. Diklenmeden dik durma. Bunu yaptığınız takdirde maalesef bizim ülkemizde, bizim halkımız arasında öyle kesimler var ki bunu yaptığınız takdirde siz çözüm düşmanısınız. Ankara'da bu şekilde görülmüyor. Ankara'da biz ortaya koyduğumuz eleştiriler, sakıncalar, endişeler son derece anlayışla kabul ediliyor. Dolayısıyla şimdi bunu söyleyince yine biz içimizden birileri diyecek ki Ankara çözüm istemiyor. Halbuki yıllardan beri Kıbrıs konusunda 50 yıldır müzakere yapılıyor. Bu müzakere süreçlerine bir bakın. Hep Türk tarafı Ankara ve Kuzey Lefkoşa müzakerelerde olumlu yaklaşmıştır. Açılımlı yaklaşmıştır. Ortaya konan planlara hep olumlu bakan Türk tarafı olmuştur. Her şeyi reddeden, ilk günden itibaren her şeyi reddeden de Rum tarafı olmuştur. Şimdi bizim içimizdeki bu siyasi muhaliflerimiz nedense her şeyi reddeden Rum tarafına olumlu bakıyor. Açılımlı, olumlu hareket eden Türk tarafına da eleştirisel ve çözüm karşıtı diye niteliyor. Burada bir sakatlık var Mert Bey. Burada bir psikoloji sıkıntısı var. Kendi ülkemizde bazı kesimler açısından. Bu devleti hazmetmemişler. Bu devletin varlığı onlar için ayrılıkçılıktır. Anavatanı anavatan diye hazmetmemişler. Kabul etmiyorlar. Anavatan değil. O işgalci bir ülke burada. Bu psikolojiye sahip insanların Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk'üne olumlu bir kazanç elde etmeleri mümkün değildir. Bu psikolojiye sahip insanların çok çok yapacağı Kıbrıs Türk'ünü Rum'a teslim etmektir. Ve bu çözüm. Kıbrıslılar olarak biz adamızda beraber yaşayacağız. Kimse de bizim işimize karışmasın. Evet, peki şuna merak ediyoruz. Yani 2004 yılı öncesinde aman bir referanduma gidiyoruz. Dolayısıyla çözümün dışında bir alternatif, bir çözümsüzlük durumunda ne olacağımızla ilgili kimse bir şey söylemesin psikolojisi ve aynı zamanda bir yöntemi vardı. Ama aradan uzun yıllar geçti ve artık hiçbir şey 2004'teki gibi değil. Bunu herkes dile getiriyor, sizin de dile getirdiğiniz gibi. Peki bu bağlamda bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da sorduk. Şimdi biz de size soralım. Ankara'daki temaslarınızda, hali hazırda devam eden görüşmelerinizde ve iletişimlerinizde bir B planı gündeme gelmiyor mu? Ve bunu konuşmak bugün için sizce müzakereleri olumsuz yönde etkiler mi? Hayır, bakın ben az önce söylediğim gibi bu konuyu Ankara'daki görüşmelerimde de gündeme getirdim. Londra'ya yaptığım ziyarette de gündeme getirdim. Kimle konuşuyor olsam bu makamda da beni ziyarete gelen yabancı ülke veya misyon temsilcilerine de söylüyorum. İki tarafça kabul edilebilir, yaşayabilir, adil bir anlaşma gündeme gelirse ne âlâ. Buna kimse, aklı başında kimse itiraz etmez. Ama böyle bir neticenin olmayacağının yüksek bir olasılık olduğunu düşündüğümüzde, ki bunu düşünmek mecburiyetindeyiz, gerçekler bazında. Peki ne olacak sorusunun da cevabını aramak gerekiyor. Buna da hazırlanmak gerekiyor. Buna hazırlanmak demek, anlaşmayı sabote etmek demek değildir. Anlaşma için gayret sarf edelim, enerji ortaya koyalım, görüş ortaya koyalım anlaşma için, ama bunun olmadığı ortamda, olmayacağının ortaya çıktığı noktada da neyin olabileceği, nelerin olabileceği seçeneklerin üzerinde de çalışma yapalım. Bunu sadece Kıbrıs Türk'ü kendi başına belirleyemez. Kıbrıs Rum'u da belirleyemez. Çünkü her zaman söylüyorum, son derece kritik bir coğrafyada oturuyoruz.
Kıbrıs Adası. Bütün büyük global güçlerin, Amerika'sının, İngiltere'sinin, Rusya'sının, İsrail'in, hiç kimse İsrail'i küçümsemez. İsrail bölgesel bir güç değil. İsrail global bir güç. Bütün bu ülkelerin çıkarlarının geçtiği bir coğrafyada oturuyoruz. Sadece Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Rum'u, iki ana vatan meselesi değil. Dolayısıyla biz şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim dışımızda Cumhurbaşkanlığı makamında herhangi birisinin anlaşma olmaması halinde B, C, D, E planları, seçenekleri nedir diye bir çalışma yaptığını ben düşünmüyorum. Yapıyorlarsa da bizim haberimiz yok ama yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü onlara göre, onların siyasi vizyonuna göre böyle bir çalışmaya girmek çözüm olasılığını ortadan kaldırmak demek. Dışişleri Bakanlığımızın bir B planı çalışması olduğunu söyleyebilir miyiz şu anda? Ben buraya geldikten sonra böyle bir hazırlık yapılması gerektiğini gerek bakanlık içerisinde, gerek Ankara ile yaptığımız temaslarda, gerekse Ankara'nın başka ülkelerle yaptığı temaslarda, çünkü bizim dediğim gibi bu BCDE seçeneği neyse, ne olacaksa bunu kendi başımıza veya sadece ana vatanımızla belirlememiz mümkün değil. Peki Sayın Bakanım, Ankara nasıl yaklaşıyor B planı hazırlığı ihtiyacı? Şimdi bakın, öyle bir şey açıkça ne ben ne Ankara konuşmam. Yani bunu yapacaksak dediğim müzakereleri sabote etmeyecek bir şekilde bunun gündeme gelmesi gerekir. Ve yapılan çalışmanın da samimi bir şekilde anlaşma, bütün uğraşlara rağmen anlaşma olmuyorsa, Akıncı'nın bile, Cumhurbaşkanı'nın bile ifade ettiği kendi yolumuza gideriz dedi en son Ankara'dan gelirken. Ki onu söylemesi bile bana göre mucize. Yani daha önce öyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Ankara çok söyledi. Ankara dedi ki belli bir takvim uygulanması lazım. Önü açık müzakere süreçleri olamaz. Bu takvim sonucunda anlaşma oldu, oldu. Olmadı, başka şeyler konuşulur dedi Ankara. Bunu söylemeye de devam ediyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Başka şeyler konuşulur. Ama bunların ne olacağını açık açık konuşmanın da bir anlamı yok. Sayın Akıncı'nın Ankara dönüşünde işte bu son uğraştır. Bu olmadığı takdirde yolumuza devam ederiz gibi bir ifade kullanmasını da olumlu karşıladım. Ankara etkisi mi? Kendi içinden gelen bir ifade mi? Ondan emin değilim. Bu kadar müzakere süreçlerinde bugüne kadar ortaya koyduğu tavır, Rum tarafından yansıyan bütün olumsuzluklara rağmen bunlara net bir şekilde karşılık vermeyen, tavır almayan, bu olumsuzluklar olmuyormuş, yaşanmıyormuş, söylenmiyormuş gibi davranan Sayın Cumhurbaşkanı'nın aniden anlaşma oldu, oldu, olmadı, yolumuza devam ederiz diye bir söylem kullanması hoşuma gitti. Bir söylem değişikliği midir başlangıçtan bu noktaya bakıldığında? Ben öyle yorumladım. Doğru bir yorum mu emin değilim ama bence öyle. Çünkü daha önce hatırlamıyorum böyle bir şey söylediğini. Son uğraştır dediğini hatırlıyorum. Yani mevcut şekliyle bu müzakerelerin son uğraştır bu. Oldu oldu ama olmadı ne olur noktasında bir söylemi olduğunu hiç hatırlamıyorum. Olmadığı takdirde biz yolumuza devam ederiz dediğini ilk defa duydum diye biliyorum. Bana göre de olumlu bir söylem. Bu söyleminde devam eder inşallah. Bu duruşunu sadece söylem bazında değil, icraat bazında da bu duruşu sergilerse, müzakerelerde anlaşmaya gitme noktasında ciddi bir mesafe kat edebilir. Evet. Yani ancak o şekilde anlaşma çıkabilir müzakerelerden. Siz bir duruş sergilerseniz, yani olmazsa olmazınız olduğunu karşı tarafın bilmesi lazım. Ve onun ona muhtaç olmadığınızı görmesi lazım.
bunu hissettirmediğiniz, göstermediğiniz takdirde siz çok iyi niyetle çözümcü olabilirsiniz. Çözüm diye yanıp tutuşabilirsiniz ama siz bu zafiyeti karşı tarafa hissettirirseniz anlaşma olmayacağının garantisini vermiş oluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'dan dönerken Türkiye'de verdiği bir demecinde yeni bir güvenlik formülünün mümkün olduğundan bahsetti. Hem Rumları tedirgin etmeyecek hem de Kıbrıs Türklerin endişesini giderebilecek bir yeni güvenlik formülünden. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu Ankara'da beyan etmesi, böyle bir röportajı sırasında beyan etmesi muhtemelen böyle bir konunun Türkiye'de görüşüldüğü yorumlara neden olmuştu. Dün itibariyle de Rum basına düşen bir haberde özellikle garantiler konusunda Türkiye'nin bir tavır değişikliği içerisinde olduğu, toprak güvenlik ve garantiler noktasında keza aynı şekilde bir tavır değişikliğine sıcak baktığı, Ankara'da bunun görüşüldüğü şeklinde iddialar var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu konuda tekrar programın başında söylediğimi tekrar edeyim. Çünkü esas olan o. Yeni bir formül olur. Yani 60'takinin tıpatıp aynısı, başka çaresi yok diye bir iddiam yok. Ama Türkiye'nin garantisi devam edecekse bunun bir tek göstergesi var. Benim bildiğim Ankara'nın politikası da bu temeldedir. Gerektiği takdirde tek taraflı müdahale hakkı var mı yok mu? Bunun cevabı garantinin ne olduğunu veya olmadığını ortaya koyacaktır. Bildiğim kadarıyla Ankara'da bu konuda duruş son derece nettir ve değişmezdir. Gerektiği takdirde Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkı olmayan bir garanti sistemi Türkiye için kabul edilir bir sistem değildir. Yani yeni de olsa, yeni bir güvenlik formülü de, garanti formülü de olsa bu madde değişmez. Bu madde değişmez. Başka bir şekilde formüle edilebilir garanti. Ama ona itirazımız yok. Olamaz zaten. Evet. Ama bu vazgeçilmezdir. Peki, isterseniz birkaç önemli konu daha var. Hızlı hızlı geçelim. Çok konuşulan konulardan bir tanesi sürekli olarak adada terör örgütleriyle mücadele. Aslında ada derken Elam'ı kastettim, güneyi. Ama adanın da kuzeyinde gerek PKK, gerekse diğer PYD ve aynı zamanda FETÖ yapılanmasıyla ilgili olarak. Son zamanlarda özellikle Kuzey Kıbrıs'ta PKK'nın ve aynı zamanda önceki yıllarla beraber incelendiğinde de FETÖ yapılanmasının mevcudiyeti, PKK sempatizanlarının güneyde ve kuzeyde daha belirgin bir noktaya gelmesi ve daha fazla manevra alanı bulması. Bu bağlamda bakıldığında sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde terör yapılarıyla ve terörle mücadelede farklı bir metoda ihtiyaç var mı? Bu konuda sizce mevcut politika yeterli midir mücadele noktasında? Şimdi şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belki de dünyada en güvenli ülke konumundadır. İçimizde olumsuz unsurlar olduğunu biliyoruz. Sempatizanlarının olduğunu da biliyoruz. Uzantılarının olduğunu da biliyoruz. Ama bu sadece PKK, Güney Kıbrıs, FETÖ, PYD, bütün bunlar büyük diğer ülkelerin ajanları, 5. kol, 6. kol elemanları içimizde at koşturuyor. Ve belki de milli istihbarat teşkilatı olmayan tek ülkeyiz. Bu bir zafiyet bir kere. İstihbarat teşkilatı olmaması bir ülkenin ciddi bir zafiyet. Hele hele bu coğrafyada. Şimdi yıllardan beridir çok şeyler söylenir. Şu veya bu kişi için, şu veya bu kuruluş için, şu veya bu kesim için çok şeyler söylenir. Ama söylentiyle hareket eden devlet yapısı olamaz. Söylentiyle hareket edemezsiniz. Elinizde somut bilgiler, belgeler olması lazım. Tartışmasız ve hukuk yoluyla bu sıkıntıların üzerinden gelmeye çalışmanız lazım. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde söylem, spekülasyon ve tahminin ötesinde benim bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanı olarak bir bilgi FETÖ
olayla ilgili yok. Yani şu kişi, şu kurum, şu iş adamı, şu siyasetçi, şu bilmem kim, şu bilmem kim söyleniyor. Bugün de söyleniyor. Uzun zamandan beri söyleniyordu. Yani FETÖ diye bir terör örgütünün resmen deklare edilmediği süreçlerde de bazı nitelemeler, yakıştırmalar, spekülasyonlar hep yapıldı. Bunları da herkes biliyor. Bunları Cumhurbaşkanı da biliyor. O da duymuştur mutlaka. Başbakan da biliyor. Bütün bakanlar da biliyor. Yargıçlar da duymuştur. Savcılıktakiler de duyuyor. Herkes bir şeyleri duyuyor. Yani üç adımlık bir ülke. Herkes herkesi de tanıyor. Hiçbir şey gizli kaldığı yok. Sabah bir söylenti başlasanız akşama bütün adada herkes bunu duymuştur. Peki niye bugüne kadar bir şey gelişme olmadı, bir adım atılmadı, biri yargıya sevk edilmedi, biri sorgulanmadı? Çünkü ortada, dediğim gibi, benim bildiğim kadarıyla en azından somut bir bilgi, belge yok. Sadece söylenti var. Bu doneleri sağlayabilecek olan da Milli İstihbarat Teşkilatı. Teşkilatınız da yok. Peki Türkiye ile bu bağlamda çalışma, istişare ya da Türkiye'deki MİT'le başka türlü olmaz zaten. Yani Türkiye'de yürütülen çalışmalar, araştırmalar, soruşturmalar neticesinde, oradaki verilen ifadeler neticesinde, buradaki uzantılar gündeme gelir. O zaman onlarla ilgili Türkiye'den bize somut bilgiler aktarılırsa, o zaman bizim tedbir alma gibi bir olasılığımız Peki, gündeme gelir. Kuzey Kıbrıs Bu da görevimizdir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Milli İstihbarat Teşkilatı eksikliği ve dolayısıyla böyle bir yapılanmanın oluşturulması noktasındaki muhtemelen endişelerinizi ya da önerilerinizi Ankara'da görüşmüşsünüzdür diye düşünüyoruz. Eğer görüşüldüyse bu bağlamda acaba bu konuda bir adım atılmasını beklemeli miyiz? Böyle bir teşkilat için. Şimdi bu tür teşkilatlar işte hadi kuralım deyip de kurabileceğiniz teşkilatlar değil. Evet. Bunlar çok özellikli, çok nitelikli ve son derece %100 güvene dayalı çalışması gereken, ahbap çavuş ilişkilerine alışkın olmayan, bunlara kapıyı kapayan, profesyonelce, kişisel çıkarı için değil, ülke çıkarı için, devlet çıkarı için istihbarat görevini yerine getirecek olan ekiplerin oluşmasıyla olur. Yoksa tamam, bugün karar verelim, yarın bir istihbarat teşkilatı kurarız, içine atarız bir 50-100 kişi, başına da koruruz bir arkadaşımızı, istihbarat teşkilatı. Yok, bu istihbarat teşkilatı olmaz. Bu bambaşka bir şeydir. Bu zaman alır. Profesyonelce eğitim meselesidir. Ve bizim ülkemizde en zayıf olan yönümüzdür bu. Ülke bilinci. Ülke neresi Mert Bey? Kıbrıs Türk'üne sorun, ülkeniz neresi diye size farklı farklı cevaplar vereceklerdir. Halk kim? Sorun Kıbrıs Türk'üne. Halk tarifi de farklı farklıdır. Kimisine göre halk şu kitledir, kimisine göre başka bir kitledir. Ülke neresidir diye sorun, kimisine göre başka bir tariftir. Bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, benim ülkem. Ama herkes aynı cevabı vermiyor bu ülkede. Kıbrıs diyor. Kıbrıs Cumhuriyeti diyen var. Kıbrıs Adası diyen var. Şimdi ülkenin neresi olduğunu tartışan bir yerde siyaset halk için yapılır denir. Doğru, halk için yapılır. Halk kim diye sorduğunuzda Kıbrıs'ı Türkiye ile ayrımcılığını gündeme getiren bir yerde yaşıyoruz. Peki ülkenin neresi olduğu tartışılıyorsa, halkın kim olduğu tartışılıyorsa, bu ülkede siyaset yapmanın ne kadar zor olduğu ve biraz önce konuştuğumuz gibi bir istihbarat teşkilatı kurmanın ne kadar zor olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Peki. Arkasından hemen gireyim, az da bir süre kaldı. Bu konuda özellikle ülke meselesi, ülke bilinci, yurttaş, vatandaşlık bilgisi noktasında ya da
yorum noktasında farklı yorumlar var ama bir de şu vatandaşlık meselesi gerek müzakereler gerekse bir iç sorun olarak karşımızda duruyor. Bir Dışişleri Bakanı olarak hemen sormak isterim. Bunu belki günde onlarca kez duyuyor olabilirsiniz ya da bu yorumları görüyor olabilirsiniz. Bugün itibariyle mevcut vatandaşlık yasasının 5 yıl ve üzerinde bu ülkede çalışan, ikamet eden, yasal yollarda ikamet eden kişilerin başvuru hakkı olduğunu söyler. Ama bugün uygulamada ne yazık ki bu böyle değil. Bundan önceki iki hükümet döneminde de böyle değildi. Ulusal Birlik Partisi hükümeti son iki hükümet içerisinde mevcut vatandaşlık yasasının donduruluşunun ya da mevzuatının uygulanmayışını eleştirmişti. Bugün hükümet de iktidarda. Ama vatandaşlıklarla ilgili süreçte özellikle bakılıyor ki, görülüyor ki 11 yıl ya da 12 yıl üzeri vatandaşlıklar veriliyor. Ama bugün 7, 8, 9, 10 yılını doldurmuş yasal koşullarla ülkede ikamet eden çalışan kişi başvuru yapmaya bile şu an itibariyle takatleri yok. Zira geri dönecekleri ya da vatandaşlıklarının işleme alınmayacağı noktasında kaygıları var. Ki bunu yapmaya kalkanlar da sıra kuyruklarında kendilerinden istenilen bilgilere yönelik ya da kendilerine çıkartılan zorluklar nedeniyle caydırılıyor. Bu Ulusal Birlik Partisi'nin ideal politikası mıdır? Vatandaşlıklarda ideal noktada mı? Mert Bey, bu konuda benim çok detaylı konuşmam doğru olmaz. Çünkü bu başka bir bakanlığın konuları. Ama müzakereleri de ilgilendirebileceği için. Müzakereleri ilgilendirme aşamasında ben başından beri bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Çünkü o aman az verin vermeyin havasıyla müzakereleri olumsuz etkilemem adına. Ben onu da söyledim. Yani az önce program içerisinde de tekrarlamıştım. Rum hangi politikasını müzakere sürecini olumsuz etkilememe adına askıya aldı ki biz vermemiz gereken vatandaşlıkları aman müzakere sürecini olumsuz etkilemesin diye askıya alalım. Böyle bir hakkımız yok. Dediğim gibi bu her hükümette bildiğiniz gibi kriter, her bakan sadece kendi bakanlığı ile ilgili konuşur, başka bakan arkadaşının konusuyla ilgili konuşmaması gerekir. Doğru. Bizim o konularda görüşümüz olmadığı anlamında yorumlanmaması lazım ama fazla da konuşmamamız lazım. Şimdi 5 yıl mevcut yasaya göre 5 yılını dolduran müracaat edebilir. Şimdi müracaat etme hakkı olması başka bir şeydir. Bunun vatandaşlıkla neticelendirilmesi başka bir olaydır. Yani müracaat hakkı var. Ama yıllardır yapılan yanlışlar nedeniyle 15 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır burada olup yasal statüsünü koruyan arkadaşlarımızın sorunları çözülmeden 5 yılını doldurmuş bir arkadaşın müracaatını neticelendirme de çok da adilane sayılmaz. O zaman biraz daha zaman diyorsunuz. O birikmiş, geçmiş yılların hatalarının yarattığı kesimleri bir temizleyelim. Tabii bunu yaparken son anavatanda yaşanan olaylar ışığında artı bir soruşturma, FETÖ bağlantısı. Yani bırakın PKK, o daha önce de vardı ama şimdi bir de FETÖ bağlantısı olan var mı yok mu? Bunun da araştırması gerekir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti FETÖ'cüleri vatandaş yapıyor diye suçlanmak istemiyoruz tabii ki. Evet. Ama dediğim gibi bu konuda da bizim kendi olanaklarımızla, kendi dinamiklerimizle, böyle bir örgütle kimin bağlantısı vardır, yoktur, somut bilgilere, belgelere dayanan bir bilgimiz de yok. İstihbarat teşkilatımız da yok. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz tekrar. Evet, peki. Buyurun, tamamlayın varsa mesaj. Bu konuda benim söylemeye çalıştığım, Türkiye'deki makamlar yaptıkları araştırmalar, soruşturmalar neticesinde ellerine somut bilgi geçtiği takdirde buradaki olası uzantılar, bağlantılar, faaliyetler, çıkar ilişkileri neyse FETÖ, PYD bağlamında onları bizimle paylaşması ve bizim de o bilgiler, belgeler ışığında
yapılması gerekeni yapmamızdan başka bir izlenecek yol yok. Evet. Joe Biden Ankara'yı ziyaret ediyor. Muhtemelen Kıbrıs sorununda ajandada ama Rum tarafı geçtiğimiz günlerde Rum tarafına yansıyan bir açıklamada Joe Biden'ın bir önceki ziyaretinde adaya gelirken daha doğrusu bir önceki ziyaretinde Sayın Eroğlu yaptığı ziyaretinde de aynı zamanda o görüşmede daha doğrusu o ziyaretinde Maraş'ın iadesini gündeme getirdiği, Maraş'ı iade almak üzere adaya geldiği iddiaları yapılmıştı. Şimdi de Joe Biden'ın Ankara'daki temasları sırasında bu konuyu da gündeme getireceği iddia ediliyor. Size göre özellikle son dönemdeki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de bakıldığında, gerginlik de yaşandığı dikkate alındığında, özellikle Amerika'nın Kıbrıs sorunu üzerinde, Türkiye üzerinde bir etkisi söz konusu olabilir mi? Buna Maraş'ın güzel yurdunun iadesi ya da garantiler konusu da dahil eklenirse. Evet, Sayın Biden'ın Ankara'ya gelmesi ve Türkiye'nin Kıbrıs konusunda belirlemiş olduğu ulusal politikasında öze yönelik herhangi bir değişiklik yaratması bana göre olası değildir. Bence böyle bir taleple gelmesi de doğru değildir. Böyle bir taleple geleceği iddia ediliyoruz. Öyle bir bilgi de yok. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık kurulup yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hayata geçirilmesi yönünde bir gerçek bir politikası olduğuna hiç inanmadım. Ulusal çıkarları kendileri için bunu öngörmüyor diye düşünüyorum. Bunu kendileriyle de paylaşıyorum. Amerikan elçiliği diplomatlarına da bunu söylüyorum. Amerikan elçiliği elçisinin kendisine de bunu söylüyorum. İngilizlere de aynı şekilde. Onların bu coğrafyadaki çıkarları yasal yeni bir ortaklığın hayata geçirilmesi temelinde olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgedeki çıkarlar denilince hidrokarbon yatakları akıllara geliyor. Bu bağlamda her şey, Rum tarafı İsrail'in güvenliği de akla geliyor. Evet, pek çok başlık ama Kıbrıs alanında özellikle 3. tur gaz ihalesi meselesi bunun yeni bir krize yol açabileceğini düşünüyor musunuz? Onu düşünüyorum. Evet. Yani Rum tarafı az önce programın başında bahsetmiştim krize oynayacak diye. Hidrokarbon, doğalgaz, petrol olayıyla ilgili kriz yaratacaktır. Çünkü orada yapmaması gereken işler yapmaya kalkışacaktır. Buna karşılık Türkiye tavır alacaktır, tedbir alacaktır, gemi gönderecektir, bir kriz ortamı yaratılacaktır. Ortam. Aynen 14'teki. Artı vatandaşlık konusu da Rum'un yaratacağı kriz konusunda bir madde olacaktır ve bu şekilde müzakere sürecini neticelendirmeyi hedeflemektedir Rum tarafı ve bunu yaparak da suçlu biziz gibi göstermeye çalışacaktır. Tabii bu oyuna gelinmesin diye Rum'un her istediğine, her yaptığına onay vermek, aman Rum'un bizi suçlamasına fırsat vermeyelim diyerek bir politika izlemek de mümkün değildir. Yıllardır bu kadar iyi niyetle, bu kadar samimi bir şekilde bu coğrafyada huzur, anlaşma, barış, ortaklık politikası güden Türk tarafının bilinçli bir şekilde uzlaşmaz taraf diye suçlu sandalyesine oturtulduğu gerçeğini de hatırlamamız gerekir. Ne yaparsak yapalım, haklı biz olmuyoruz. Bilinçli bir şekilde aleyhimize güdülen politikalar var. Dolayısıyla bir yere kadar, işte o kırmızı çizgilerimiz neredeyse oraya kadar hoşgörüyle, uzlaşı kültürüyle gidelim. Ama bir noktada artık bu kadar da olmaz diyerek kırmızı çizgilerimize sahip çıkalım. Kırmızı çizgilerimize ne kadar sahip çıkarsak bilelim ki muhaliflerimiz bizi o kadar saygıyla görecek, kabul edeceklerdir. Kendi hakkına sahip çıkmasını bilmeyene kimsenin saygısı, desteği olmaz zaten. 2017 Mart bu çözüm denemesi için en geç tarih dediniz. Evet. Ya bu tarihte tutturulamazsa?
son olarak. Başka şeyler konuşacağız o zaman. Evet, peki çok teşekkür ederiz. O başka şeylerin neler olabileceğinin hazırlığını da şimdiden yapmamız lazım. Ama bunu deşifre etmeden. Evet, biz bu programda da bunun mesajını almış olduk. Çok teşekkür ederiz Sayın Dışişleri Bakanı. Umarız bir sonraki programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ve Kıbrıs sorunu adına güzel gelişmeleri sorarız size. Yanıtlarınız için bizi davetiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Odak noktası özelde Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruoğlu sorularımızı yanıtladı. Kıbrıs müzakerelerini ve aynı zamanda bundan sonrasını da konuşmaya çalıştık. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.